türkü? Ne işin var burada? Asıl senin işin var burada Ayaz. Bana işe gidiyorum demiştin. Sen beni takip mi ediyorsun? Hiç lafı çevirme. Bana yalan söyledin. Yoksa... Ayaz, yoksa başka biri mi var? Ayaz, daha evleneli kaç gün oldu? Ne çabuk bıktım benden. Peki saçmalama, daha neler? Ya sen iyice paranoyak oldun ha. Peki niye bana yalan söyledin? Niye işe gidiyorum dedin? Ayaz, kim için geldin buraya? Niye geldin? Kimle buluştun burada? Öykü, ben toplantıya geldim. İş toplantısına. Anladım. Anladım, toplantıya gelmişsin. Anladım. Neyi anladın Öykü? Ya Zerdeçal Tekstil'e gelmişsin. Belki kendini itiraf etmek istersin ha, neler çevirdiğini. Burası siparişlerini bizden geri çeken şirket. Ben bu binaya iş konuşmaya geldim. İş konuşmaya geldiğim belli zaten. Hiç lafı eveleyip geveleme Ayaz. Ne yaptığını biliyorum. Zerdeçal Tekstil'e geldin. Çünkü artık bizde çalışmayacaklarına göre onca siparişi başka bir şirkete vereceklerini biliyordun değil mi? Ne var bunda? Onlara teklif vermeye geldin değil mi? Annenle beraber olup müşterimi elimden almaya çalıştığınızı inkar mı edeceksin? Zerdeçal Tekstil senin müşterin değil. Senin de değil. Olmayacak da. Sen zerdeçal nedir daha onu bile bilmiyorsundur. Tabii ki de biliyorum. Zerdeçal bir bitki. Aynı zamanda baharat olarak da kullanılıyor. Gördüğün gibi dersimi çalıştım. Aman ne güzel. Hiç boşuna lafı çevirmeye kalkma Hayat. Biz neyi tartışıyoruz ki burada? Senin bu yaptığına fırsatçılık denir. Fırsatçılık değil Öykü, ticaret. Eğer bir talep varsa, siz bu talebi karşılayamıyorsanız biz de teklif verebiliriz. Senden bunu hiç beklemezdim Ayaz. Ya daha annenle çalışmaya başlayalı kaç gün oldu? Hemen ona benzedin. Annem beni, ya senin karını bitirmeye çalışıyor. Sen de ona yardım ediyorsun. Öykücüğüm bak, iş başka, aşk başka. Biz evde karı kocayız tamam. Ama piyasada rakibiz. Senin bunu ayırmayı öğrenmen lazım. Öğrendim Ayaz. Teşekkür ederim. Ama annene asla pes etmeyeceğimi söylemelisin. İkiniz de bunu böyle bilin.